Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. STM resmi Twitter hesabından harika müjdeyi duyurdu. Türk savunma sanayinin yazılım alanındaki en büyük ihracat başarılarından birine imza attık. NATO İletişim Bilgi Ajansı ile imzaladığımız Intel FS2 projesi ile dünyadaki tüm NATO karargahları istihbarat akışlarını Intel FS2 ile sağlayacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise bu haberi böyle paylaştı. NATO'nun istihbarat altyapısının yazılımını Türk şirketi geliştirecek. Tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda çıktığımız yolda yazılım alanındaki yetkinliklerimizi de aktarma seviyesine ulaştık. Projede emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. STM Türk savunma sanayi için değerli firmalardan bir tanesi. STM firması Türk ordusu için birçok proje geliştirmekte. Bunlar Milgem projesi, test ve eğitim gemisi projesi, Milgem İl Sınıf Fıkraten projesi, Türk tipi hücum bot projesi, lojistik destek gemisi projesi, yeni tip denizaltı projesi, Kargo, Boyga, Alpago gibi birçok projeyle karşımızda olan STM, Türk savunma sanayi için büyük öneme sahip. Gelin STM'nin geliştirdiği bazı sistemleri inceleyelim. STM Kargo, savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret her şey tarafından üretilen, Türkiye yapım bir insansız hava muharebe aracıdır. Asimetrik savaş için tasarlanmış küçük, taşınabilir döner kanatlı bir kamikaze drone olup hem otonom hem de manuel modlarda tek bir personel tarafından taşınabilir. Kargo, gerçek zamanlı görüntü işleme yetenekleri ve platforma yerleştirilmiş makine öğrenme algoritmaları sayesinde statik veya hareketli hedeflere karşı etkili bir şekilde kullanılabilir. STM Kargo, yerleşik gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneklerini ve makine öğrenme algoritmalarını kolaylaştırarak sabit veya mobil hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmektedir. Sistem, döner kanatlı saldırı drone ve yer kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Kargo, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Libya'da da kullanılmıştır. Ayrıca Azerbaycan tarafından 2020 Dağlı Karabağ Savaşı sırasında kullanılmıştır. Alpago taşınabilir sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı sistemi, taktik seviye keşif, gözetleme ve görüş hedefi hedeflerin isabetli şekilde imha edilmesi maksadıyla tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, sabit kanatlı vurucu İHA sistemidir. Alpago, kompozit gövde ve aviyonik tasarımı sayesinde oldukça hafif ve ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sistem, STM tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi marifetiyle tamamen otonom şekilde seyri sefer icra etmekte olup, hedeflerin tespiti ve iması Man in the Loop prensibiyle tamamen operatör kontrolünde gerçekleştirilir. Alpago, geniş açılı, entegre görüntüleme sistemleri sayesinde gece ve gündüz etkin şekilde görev yapabilir. Sistem, sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı sistemi, fırlatıcı lançer ve yer kontrol istasyonu bileşenlerinden oluşmaktadır. Boyga, 81 mm hava mühimmatı faydalı yüküne sahip insansız hava aracı sistemidir. 81 mm hava mühimmatı, Boyga hava aracı salan mekanizmasına göre uyumlandırılmıştır. Boyga hava aracı, yer kontrol istasyonu vasıtasıyla planlanan görev dahilinde 81 mm hava mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakabilir. Mühimmat sistemi entegrasyonu MT işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. STM-500, Türkiye merkezli STM tarafından keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap vermesi için özellikle sığ sular için tasarlanmış 500 ton sınıfında dizel elektrik atak denizaltısıdır. 18 kişilik mürettebat kapasitesine ek olarak 6 kişilik özel kuvvetler ekibiyle birlikte 30 gün açık sularda kalış süresi ve 250 metreyi aşan dalış derinliğine sahiptir. Platform 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile birlikte toplamda 8 adet ağır torpido taşıma veya 4 adet ağır torpido ile 4 adet güdümlü füze atış gücüne sahiptir. STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan STM-500 denizaltısının mükemmel tekne test üretiminin 2020 yılında başlandığı duyuruldu. Bu kapsamda bir savaş denizaltının mükemmel teknesi Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Milgem ya da tam adıyla Milli Gemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bir savaş gemisi programıdır. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen proje, keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere bir dizi görevde kullanılabilecek çok amaçlı korvet ve fıkratenler geliştirmeyi hedeflemektedir. 2018 yılı itibarıyla Milgem projesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yönelik 4 ada sınıfı anti-denizaltı savaş korveti ve 1 istihbarat korveti,
4 istif sınıfı çok amaçlı frigatin ve 4 artı 4 TF2000 sınıfı hava savunma muhribi ile Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 Cinnah sınıfı korvetinin yapımını kapsamaktadır. 1990'ların ortalarında Türk donanması tamamen yerli bir korvet tasarlamak, geliştirmek ve inşa etmek için ulusal kaynakları araştırıyordu. 2004 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı tasarım, mühendislik ve inşaat projelerini yürütmek ve koordine etmek için Milgen Proje Ofisi'ni kurdu. Türkiye, Milgen projesini geliştirerek yerel kaynakları mümkün olduğunca kullanarak bir savaş gemisi inşa etmeyi, ulusal askeri gemi inşa kapasitesini ve becerilerini geliştirmeye amaçladı. Ada sınıfının hedefleri kıyı savaşları yeteneklerini geliştirmek ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere belirlenmiştir. Milgen Proje Ofisi, otomatik denizaltı savaşı ve açık deniz devriyesi kapasitesine sahip modern bir kıyı savaş gemisi inşa etmeye odaklandı ve düşük gözlemlenebilir üst yapı ve istihbarat sensörlerini kapsamlı bir şekilde kullandı. 2005 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı, Milgen Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybeliada'nın yapım çalışmalarına başladı. 2014 yılında Türk Savunma Teknolojisi ve Mühendislik Şirketi STM, kalan ada sınıfı gemilerin inşası için alt yükleyici olarak seçilmiştir. Aselsan ve Havaysan gibi Türk savunma şirketleri de dahil olmak üzere 50'den fazla yerel tedarikçi, komuta ve kontrol ve elektronik savaş yönetim sistemi için yerel alt bileşenler geliştirmede önemli rol oynamıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücüne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.